İstanbul'da Ramazan ayı ile beraber kapılarını açan Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı bu yıl 34. kez gerçekleştirildi. Ramazan'ın bitimine sayılı günler kala Türkiye Diyanet Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle hayata geçirilen fuarın da sonuna gelindi. Okur-yazar buluşmalarına ev sahipliği yapan fuara 180 yayın evi katıldı. Bu sene biraz sanki iftarın geç olmasından kaynaklı olabilir ya da bilmiyorum başka değişik faktörler var mı ama biraz daha durgundu geçen senelere nazaran. Ama gene de şükür diyelim yani iyiydi. Kur'an-ı Kerim aldım. Bir tane de cüz aldım. Torun büyüdüğü zaman veya toruna Elifba kitabı aldım. Öğrensin diye Kur'an'ı. Gece 24'e kadar açık olan fuarda pek çok etkinlik de düzenlendi. Bu etkinliklerden biri de ay boyunca 27 konuşmacıyı ağırlayan Ramazan Sohbetleri programı oldu. Fuar bünyesinde 6 yıldan beri Beyazıt Ramazan Sohbetleri yapılıyor. Bu sohbetler Diyanet Vakfı ile beraber Eskader Edebiyat, Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği işbirliğiyle düzenleniyor. Burada tabii yazarlar konuşuyor, aydınlar konuşuyor, akademisyenler konuşuyor, edebiyatçılar, tarihçiler, ilahiyatçılar, kısacası farklı mesleklere mensup olan aydınlar burada sohbet ediyor. Her gün aralıksız ilk günden bugüne kadar bu sohbetler devam etti. İnşallah önümüzdeki sene de bu sohbetler aralıksız bir biçimde sürer. İstanbul'da Ramazan ayının gelenekselleşen renklerinden biri olan Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı'nın önümüzdeki yıllarda da devam etmesi bekleniyor.